Üniversiteye giriş sınavlarının ilk turu olan YGS'ye sayılı günler kaldı. Üniversite Tercih Merkezi Direktörü Burak Kılanç, adaylara sınava ilişkin önemli ipuçları verdi. Evet, sınava birkaç gün kaldı. Tabii bugünlerde ister istemez kaygı, heyecan biraz artıyor. Ancak bence cumartesi gününe kadar adaylar günlük çalışma temposunu sürdürebilirler ve çalışabilirler. Yeni konuları öğrenmektense bence eskiden öğrendikleri ve belli bir düzeye kadar performans gösterebildikleri konuları tekrar etsinler. Deneme sınavları çözebilirler. Ancak bundan sonra tüh bak ben işte şuna da çalışacaktım, çalışamadım gibi bir takım düşünsel saplantılara kapılacakları bir sarmala girmesinler. Çünkü son birkaç gün içinde hiç çalışmadıkları, hiç bilmedikleri konuları sıfırdan öğrenmeleri mümkün olmayacaktır. Öyle olduğu için kendilerine YGS'den sonra bu konuyla ilgili zaman ayıracakları konusunda telkinde bulunsunlar. Şimdi tabii bir defa şunu söyleyelim. YGS'deki tüm testler ortak müfredattan sorular içeriyor. Öyle olduğu için esasında bu testlerden herkes eşit miktarda sorumlu. Bu sebeple hani adayların benim şu testten kaçınmam doğrusudur diye bir yanılgıya düşmemeleri gerekiyor. Yani örneğin gazetecilik hedefleyen bir adayın matematik ya da fen testine uzak durması çok da akıllıca değil. Çünkü matematik ve fende karşısına gelen sorular zaten lisede görmüş olduğu konulardan çıkacak. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki en ideali insanın kuvvetli olduğu testten başlaması sınavın başında moral motivasyon olarak kendisini yukarı tutacaktır. Öncelikle ben şunu öneriyorum. Soru kitapçığını hızlı bir şekilde şöyle bir gözden geçirsinler. Sorulara böyle bir ilk başta ısınsınlar. Ondan sonra soruları çözmeye başlasınlar. Sorularla inatlaşmasınlar. Eğer bir soruda takıldılarsa atlasınlar, bir sonraki soruya geçsinler. Hatta turlama tekniklerinden bir teknik vardır. Bunu kullanabilirler. Yani başlarlar. Soruları işte çözerler, çözemediklerini atlarlar. Bu bir şekilde kendi bilgi birikimleri çerçevesinde onlara zor gelen sorulardır. İkinci turda daha zorlar, ondan sonra daha da zorların üzerinden giderek böyle bir turlama tekniğiyle esasında çok da strese kapılmadan bilgi birikimlerini ortaya koymuş olurlar. Şimdi tabii tahmini puan hesabı programları vardır. Bunlar internette sıkça karşımıza çıkar. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Bu programlardaki hesap edilen puanlar geçen sene oluşmuş katsayılar ile oluşturulan tahmini puanlardır. Bu senenin ortalamaları ve standart sapmaları henüz bilinmediğinden dolayı bu sene ile ilgili sadece bir tahmindir bu puanlar. Çünkü geçen senenin verilerini kullanmaktadır. Öyle olduğu için ben geçen sene sınava girip de bu netleri yapsaydım kaç puan alırmışım diye esasında bu tahmini puan robotlarına itibar etmeleri ya da değerlendirmeleri gerekecektir adayların. Evet, bununla ilgili bir ihtiyaçları olacak. Bu konuda da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tercih platformu olan Üniversite Tercih Merkezi'nden adayların faydalanması mümkün olacaktır. Burada şu anda internet dünyasındaki en akıllı diye söyleyebileceğimiz Puanmatik var. Adayların hangi lise türünden ve alanından mezun olduğuna bakarak önüne puanlarını bilinçli bir şekilde getiren ve tercih edebileceği bölümleri bir şekilde gösteren bir program bu. Adaylar sınav sonrasında netlerini girerek tahmini puanlarını buradan hesap edip bu puanlarla geçen sene nereye yerleşebilirlermiş bunları rahatlıkla süzdürebiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda yani bundan 3-4-5 sene önce YGS sonuçlarının açıklanması 2-3 haftalık bir süreç alıyordu. Ve bu 3 haftalık sürede YGS'sini kötü geçtiğini düşünen pek çok aday demotive oluyordu ve açıkçası o 3 haftayı kaybediyordu. Ancak ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını çok hızlı açıklıyor. 5-6 günde açıklıyor. Bu sene de farklı olmayacaktır. Hani gereksiz yere ümitsizliğe kapılan adaylar gerçeği görünceye kadar en fazla 5-6 gün kaybedecekler. Ama şunu söyleyelim, YGS nasıl geçerse geçsin, sınavın ertesinde adaylar ne ah sınavım çok iyi geçti, ne de çok kötü geçti diye düşünmesinler. Çünkü Türkiye ortalamaları, standart sapmalar belli olmadan sınavın iyi mi yoksa kötü mü geçtiğini hiç kimse bilemez. Çünkü her sene kendi içinde farklı istatistiklere sahiptir. Onun için adaylar sınavdan sonra netlerine baksınlar, tahmini puanlarını hesap etsinler. Buna göre hedeflerini küçültsünler ya da yükseltsinler. Ama hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmadan ya da motivasyonlarını kaybetmeden günü gününe çalışmaya devam etsinler. Çünkü bu bir maraton. YGS için sadece birinci yarısı, ikinci yarısı da var. İkinci yarıda da çıkıp iyi performans göstermek gerekiyor.